Merhaba. Dün birkaç işimi halletmek için dışarı çıkmıştım. Oldukça yoğun bir meydanda adamın birinin ben yanından geçerken ayağımın dibine tükürdüğüne şahit oldum. Ve tabii midem kalktı. Dönüp yüzüne tiksindiğimi belli edecek şekilde kendisine baktım. Ama ne fayda. Adamda gram utanma duyguları barınmamıştı. Bu olay üzerine yol boyunca bu insanlar neden varlar ki diye düşündüm hayatında en basit medeniyet göstergelerinden birisi olan yere tükürmeme eylemini kazanamamış. Neden var ki? Ya da bu insanlar var ise ben neden varım? Neden onlarla aynı havayı soluyor, adamın birinin ayağımın dibine tükürmesine maruz kalıyorum? İçinizden belki bana kızanlar olacaktır, bilemem. Ve bununla ilgilenmiyorum da doğrusu. Ama ben bu insanlar neden varlar ki diye düşünürken ileride potket konusu yapacağım bir konuyu ön alma kararı aldım. Sonuçta varoluşçuluk en basit anlatımıyla insanın önce var olduğunu, değerleri ise kendisinin oluşturduğunu savunan bir felsefe akımı değil midir? O yüzden bugünkü konumuz varoluşçuluk. Haydi başlayalım. Dünya üzerinde yaşayan her canlı, varlık sorunsalı ile ister istemez tanışmıştır. Bunun farkında olarak veyahut olmayarak ya da bu duruma farklı isimler vererek. Peki, gerçekten nedir bu varlık meselesi? Eve hoş geldin. Evet, burası dünya. Sen aslında zaten yıllardır burada yaşıyorsun. Ama hoş geldin dememin sebebi biraz farklı. Çünkü varlık meselesi tam olarak burada başlıyor. Çünkü Satre'ye göre insan dünyaya fırlatılmıştır ve burada irade ve bilinçten yoksun nesneler arasında kendisini inşa edecektir. Bu durumda ise kişinin varlığını yapılan seçimler ve tercihler belirleyecektir. Dünyaya fırlatıldık. E, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi içine düştüğümüz bu yerde bir şeyleri tanımlamamız gerekiyor. Kendimizden başlasak fena olmaz. 1800'lü yılların sonunda Fransa'da ortaya çıkan varoluşçuluk, diğer adıyla egzistansiyalizm, günümüzde de etkilerini sürdüren önemli bir felsefe akımıdır. Varoluş özden önce gelir ilkesine dayandığı için varoluşçuluk ismini almıştır. Varoluşçuluk, insanın kendi değerlerini kendisinin oluşturabileceğine, varoluşunu kendi kendine yaratabileceğine ve geleceğini de yine kendisinin kurabileceğini savunan bir felsefe akımıdır. Varoluşçuluk, 19. yüzyılın ortalarında baskın sistematik felsefeye karşı bir tepki olarak doğmuştur. Bu akım, psikolojik ve kültürel devinimlerin bireysel deneyimlerle birlikte var olabileceğini savunan bir felsefe akımıdır. Schoen Kierkegaard'ın genel olarak ilk varoluşçu filozof olduğu görüşü hakimdir. Hegelcilik ve kançılığa karşı olarak Kierkegaard bireysel bir bakış açısına sahiptir. Onun oluşturduğu sorumluluk temelindeki görüş, yaşamın anlamına, tutku ve samimiyet ikilisinin gerçekçi çözümlemelerine dayanmaktadır. Varoluşçu felsefe özellikle İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen günlerden sonra bilinirli kazanmıştır. Akım, felsefenin yanında teoloji, drama, resim, edebiyat ve psikoloji dallarını da etkileyerek çok geniş bir çerçevede yaşama dahil olmuştur. Ahlaki bakımdan da davranışları bir güç tarafından belirlenmemiş olan insan, kendi ahlaki değerlerini kendi oluşturacaktır. Bu ahlaki değerleri oluşturma, herkesi kapsayabilecek bir ahlak anlayışı değildir. Yani varoluşçuluğa göre evrensel ahlak anlayışı yoktur. Varoluş özden önce gelir önermesi varoluşçuluğun merkezini oluşturur. Bu bireysel anlayışın en anlamlı bütünü olarak görülmüştür. Varoluşçuluk ya da varoluş felsefesi aslında modern insanın ve özellikle bireyin hızla değişen ve dönüşen tarihsel, olgusal koşullar çerçevesinde kendini sorgulaması ve varoluşunu anlamlı kılma çabasının geldiği en son noktayı ifade etmektedir. Çünkü herkes kendi zamanının çocuğudur. Felsefete aynı şekilde kendi zamanını düşüncede özetler. Bu anlamda zamanın çocukları olan varoluşçuluğun temsilcileri de kendilerini anlamlandırma ve anlatma gayreti içinde temelde çağdaş bireyin temel kaygıları, endişeleri, sıkıntıları, özlemleri ve talepleri üzerinden onun varoluşsal anlamını sorgulamışlar ve dile getirmişlerdir. Varoluşçuluğu nasıl ortaya çıktığına yönelik birçok yaklaşım vardır. Ancak en genel kabul gören yaklaşımlardan biri schoren kieger metinlerinin ve Heidegger'ın fenomenolojik yaklaşımının akım içerisinde temel bir yeri olduğudur. Zamanla Satre ve Camus, gerçi Camus'un bir varoluşçu olduğunu kabul etmediği söylenir, akımın daha da büyümesine önemli katkılar yaparak kendi varoluşçu yaklaşımlarını ortaya koymuşlardır. Varoluşçuluğun başlangıç önermelerinden biri şudur: İnsan bu dünyaya fırlatılmıştır, bu dünyaya terk edilmiştir ve burada unutulmuştur. İnsan, içinde yaşadığı dünya ve topluma dair hiçbir verili gerçeklik ile dünyaya gözünü açmaz. Var olduğu andan itibaren toplum, kültür, din, ideoloji gibi gerçekliklerle çevrelenmiş olduğunu fark eder bir varoluşçu bu andan itibaren en temel soruyu sorar. O zaman varlığımızın anlamı nedir? Ya da anlam nedir? Martin Heidegger ve takipçilere bu soruya cevap verirken sıra dışı bir dil kullanarak angst ve the Saint kavramları gibi yüzün üzerinde kavram icat ederek yeni bir fenomenoloji inşa etmeye çalışır. Angst, Türkçe'ye varoluşsal kaygı diye çevriliyor. İnsan varlığının anlamını unutmuştur Hidegara' göre. Çünkü varlık nedir diye bir soru sorsak kimse bu soruya cevap verememektedir. Ya varlık var olandır türü bir totolojiyle cevap vereceğiz bu soruya ya da bilmiyoruz diyeceğiz. Ancak bu ne anlama gelir? Nasıl olur da varlığın anlamını bilmeyen bir varlık olarak insan var olmaya devam eder? Hildegar, insan varoluşunun diğer eşya ve canlıların varoluşu gibi olmadığı ve farklı bir otantiklik dünyaya açıklık içerdiğini söyler. Bu dünyaya açıklık, insanın fırlatıldığı dünyada varlığının anlam kazanmasını sağlar. Ancak diğer yandan dil varlığın evidir der Hirdiga. Dili en iyi kullananlar da şairlerdir. O halde şairler varlığın çobanlarıdır ve bize unuttuğumuz varlık yurduna götürecek olanlardır. Bu doğrultuda Hölderlin, Wright gibi birçok şairin şiirlerini çözümlemeye yönelmiştir. Hirdiga Heidegger'in anlayışı çok karmaşık ve geniş çaplıdır. Sartre, Varlık ve İşlik adlı metinde Heidegger'in Varlık ve Zaman adlı kitabının bir nevi değerlendirmesi ve eleştirisiyle yola çıkarak kendi yaklaşımının temellerini atmıştır. Ona göre varoluşçuluk, önce var olan varlığın daha sonra özünü inşa etmesi yani kendine yeni anlamlar yaratması ile ilgilenir. Diğer yandan Camus'un absürtizm adını verdiği bir yaklaşımla hayatın bir anlamının ne olduğu sorusuna dair Sisipos anlatısı ile cevap verir. Hiçbir amacı yoktur hayatın ve anlam dediğimiz şeyin içi boş bile olsa öyle değilmiş gibi yaşamaya devam etmeliyizdir ona göre. 20. yüzyıla damgasını vuran varoluşçu filozoflar, bireyin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik koşullardan kaynaklanan problemlerine yönelik çeşitli felsefi çözümlemeler ortaya koyar. Bu çözümlemeler, Mevcut olumsuz koşullar nedeniyle özellikle insanın bireysel ve tikel sorunları üzerinden temel varoluşsal bir sorgulamaya dönüşmüştür. Varoluş düşüncesinde ya da felsefesinde kendini ifade eden ya da dile getiren, duygu ve düşünce bütünlüğü içinde yaşadığı koşullarca biçimlendirilmiş ve koşullanmış olan insandır. İnsan kendini anlamaya ihtiyacına bu zamana kadar hiç bu denli yoğun hissetmemişti. Bir duygu bir anlamda mevcut koşullardaki varoluşunu anlamlı kılmak çabası içinde olan insanın ya da bireyin, madde ruh, beden zihin, özne nesne, teori pratik gibi ayrımları temelinde ortaya çıkan gerilimleri gidermeyi duyduğu ihtiyaçtan kaynaklanmaktaydı. Çünkü parçalanmış insan benliğe kendini bütünlemek, anlamak ve anlamlandırmak istiyordu. Yaşamın tüm alanında hakim olan aklın üstünlüğü, insana duygusal yanını unuttururken, onun yalnızlığını ve acısını çoğaltmıştı. Bu yüzyılda gerçekleşen iki dünya savaşı akla rağmen olmuştu. Öyleyse insan bu akla nasıl güven duyabilirdi? Her şeye rağmen insan var olanı bütün yönleriyle anlamlandırmak ve yorumlamak, kendini yeniden oluşturmak ve anlamak zorundadır. Bu tavır somut varoluşu içinde bütün yönleriyle insana ele alma, onun kendini anlaması, kendine dönmesi ve kendini konu edinmesi bakımından Sokratesçi kendini bilin yeniden ifadesidir. Dolayısıyla insan ne olduğunu değil ne olmadığını bilmek zorundadır. Bu anlamda varoluş sözcüğünü bugünkü anlamda ilk kez önerip kullanan Kierkegaard, Sokrates'in bu sözünü kendine ilke yaptığından Danimarkalı Sokrates olarak nitelenmiştir. Öyleyse biz varoluşçu kökenleri çok gerilerde bulmaktayız. Çünkü insanın kendisi ve sorunları her dönemde bir şekilde kafaları kurcalamış, zihinleri meşgul etmiştir. Ama insan, düşünsel ve maddi koşulların yoğun ve hızlı bir şekilde gelişimi ve dönüşümü nedeniyle, tarihin hiçbir döneminde bu denli kendinden uzak düşmemiş ve yalnız kalmamıştı. Varoluşçuluk, ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim sorularını soran fakat cevabı dinleme ihtiyacı duymayan bir arayışın felsefesidir. Sorular bir cevap arama ve bulma ihtiyacından doğmaz. Bir öpkenin dışa vurumu olarak soru değil cevap şeklinde sorulur. Satre ve Kamus, bizler iki dünya savaşı gördük, bizlerden iyi şeyler beklemeyin derken bunu kasteder. Fakat buna rağmen bilimin en güzel yanlarından biri olan temel öğreti gereği önermesi misali varoluşçuluk, ne aradığımızın, ne aramamız gerektiğinin cevabını veremese de, ne aramadığımızı, aramamamız gerektiğini bizlere bulduran yanı ile özellikle sanatta ve edebiyatta saygıyı fazlasıyla hak ettiğini kanıtlamıştır. Çünkü salt ne olduğunu bilmek değil, ne olmadığını bilmek de yerine göre ilerlemedir ve bazen en yalın cevaplardan daha ön açıcıdır. Satre'nin Bulantı kitabı bu alanda yazılmış en iyi eserlerden biridir. Varoluşçuluk akımının dört temel fikri şunlardır. Varoluş her zaman tek ve bireyseldir. Bu görüş, bilinç, tin, us ve düşünceye öncelik veren idealizm biçimlerinin karşıtıdır. Varoluş, öncelikle varoluş sorununu içinde taşır ve dolayısıyla varlığın anlamının araştırılmasını da içerir. Varoluş, insanın içinden bir tanesini seçebileceği bir olanaklar bütünüdür. Bu görüş her türlü gerekirciliğin karşıtıdır. İnsanın özündeki olanaklar bütünü öteki insanlarla ve nesnelerle ilişkilerinden oluştuğundan varoluş her zaman bir dünyada var olmadır. Bir başka deyişte de, insan her zaman seçimini sınırlayan ve koşullandıran somut tarihsel bir durum içindedir. Akademik gelenekte Sören Kierkegaard, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Karl Jaspers, Gabriel Markle, Martin Heidegger, Marius Pontier, Jean-Paul Sartre, varoluşçu felsefe ile ilişkilendirilen düşünürlerdir varoluşçuluk, epistemolojik ve ontolojik varsayımları açısından bir yönüyle felsefenin teknik alanına dair olan bir konudur. Bir başka yönüyle ise bu teknik alanın dışında kabul edilen Kierkegaard, Schopenhauer, ve Nietzsche gibi 19. yüzyıl düşünürlerinin etkisiyle biçimlenmiştir. Kendisinin bu etiketle ilgili düşünceleri farklı olmakla birlikte varoluşçuluğun kurucusu kabul edilen Sartre'nin felsefi çalışmalarında her iki yaklaşımın da izi görülür varoluşçu felsefenin tarihine, odağını insana alan düşünürler açısından bakacak olursak, anlam arayan, eğleyen, seçen, sorumluluk taşıyan insan düşüncesine doğrudan veya dolaylı olarak tartışan Sokrates, Aziz Agustinus, Pascal gibi düşünürler de bazen bu kümeye dahil edilmektedir. Ancak ölümün ve yaşamın anlamı, özgürlüğün ve seçimin önemi gibi varoluşçu temaları işlemek, bir düşünürü varoluşçu olarak nitelemek için tek başına yeterli değildir bu temaların varoluşçuluğun yaklaşımıyla ele alınması beklenir. Varoluşçuluktan bahsettiğimizde bu tanım altında konumlandırılan düşünürlerin benzer düşünceleri savunduğunu kabul etmiş oluyoruz. Ancak burada da bir takım ayrılıklar mevcuttur. Kierkegaard, varoluş terimini modern anlamda kullanan ilk filozoftur. İnsanı gerçek anlamda sonsuzluk ve kendi varoluşuyla yüzleştirecek şey, kaygı, korkuyla gelen iş daralmasıdır. Varoluş bu kaygıyı taşıyan, somut, öznel ve uyanık insanın yaşamıdır. Kierkegaard'a göre kişi kendini gerçekleştirmek istiyorsa sürüden ayrılmak zorundadır. İnsan olmak, yani var olmak bizzat kendi olmak için daimi bir çabadır. Sürekli bir değişim içinde olan insanın varoluşunu bir kalıba sokmak mümkün değildir. Kierkegaard ne kadar düşünülürse düşünülsün varoluşun gerçek anlamda kavranamayacağını savunur varoluşun kavranamaması konusunda Sartre ile benzeşir. Ancak Tanrı'nın kabulü konusunda ayrılırlar. Kierkegaard'a göre benliği oluşturmanın en önemli aşamasında en önemli nokta Tanrı merkezi dünyada Tanrı insan ilişkisidir. Bireyin gerçek anlamda kendi benini oluşturması ancak Tanrı'ya yönelmesiyle mümkündür. Schopenhauer, Batı felsefesinin insan aklına ve ilerlemeye verdiği önemi sorunlu bulan bir düşünürdür. Ona göre iyimserlik üzerine temellenen ilerleme arzusu, yaşamı anlamının önünde bir engeldir. Hegel'e ve onun temsil ettiği Batı felsefesi geleneğine itiraz eden Schopenhauer'a göre, yaşam, bir akıl tarafından planlı bir ilerlemenin gerçekleştirildiği bir alan değil, bir mücadele meydanıdır. Bunun için Schopenhauer, akıl yerine irade ve tasarım kelimelerini tercih etmiştir. Akıl bir makine değil, bir amaç, bir istek doğrultusunda kendisini harekete geçiren bir yetidir. İnsan düşünerek iradesini ortaya koyar ve bu bağlamda ahlak, dine ve yaratıcıya özgülenmeksizin insan iradesiyle inşa edilmesi gereken bir olgudur. Nietzsche Varoluşlu düşüncesine klasik felsefenin bir eleştirisiyle başlar ve insanı dünya üzerindeki varoluşunu haklı çıkaracak bir işte büslenmeye davet eder. Nihilizme, eski değerlerin işe yaramazlığının farkına varmamızı sağlayarak yeniden anlam yaratma çabasına girişmek açısından önemli görür. Nietzsche'ye göre bu çabayla doğacak olan üst insan, yeryüzünün esas anlamıdır. Üst insan, tıpkı Kierkegaard'da olduğu gibi sürünün parçası olmayı reddeder. Anlamı ve hakikati metafizik düzlemde aramaz. Dünyayı olduğu gibi kabul eder. Kendi yaşamının ve varoluşunun yaratıcısıdır. Var olmanın ne anlama geldiğini sorar. Bunu ortaya koyabilecek donanıma sahip tek varlık olarak gördüğü insanı ise varoluşunu önceleyen herhangi bir öz ve nitelikle kayıtlamadan sadece Dasein yani orada olan olarak tanımlar. Felsefenin yapması gereken şey Dasein'in sahip olduğu varlığa ilişkin farkındalığı geliştirerek var olmanın anlamını olabildiğince aydınlatmaktır. İnsan yalnızca var olan değildir, aynı zamanda kendini var olan olarak anlayabilendir de her insan özünü yaşamanın kendisine verdiği olanaklarla biçimlendirir. Heidegger, insan varlığının daha derin katmanlarını göstermek için başka varoluş biçimlerinin çözümlenmesinde yapar. Fırlatılmış olduğumuz bu dünyada insan kendi kendisini kurar, bu planı özgürlük içinde tasarlar ve gerçekleştirir. Bu tasarımlamanın hepsi de geleceğe yöneldiğinden insan durmadan ileriye doğru gider, ancak bu geleceğe yönelen erek insan varoluşunu anlaşılır kılar. Kendi kendine öz planını gerçekleştiremeyen insan, kendisine başkalarının sunduğu tasarıları gerçekleştirecektir. O zaman da artık kendi öz yaşamını sürdüremeyecektir. Böylece özgürlük bu felsefede doğrudan doğruya insan varoluşunun çekirdeğini kuran önemli bir rol oynar. İnsan durmadan belli sınırları aşıp gerçekleştirecek olan tasarımlara atılır. İnsan yaşamı bundan dolayı ileriye giden bir süreçtir. Varoluş bir sürekli aşmadır. Jaspers varoluştan nesnel anlamda söz edilemeyeceğini söyler. Bir cins kavramı olarak varoluş diye bir şey yoktur. Tek varoluşlar vardır yalnızca. Ben varlık olarak tanımladığı insanın varoluşunun biricik olduğunu, bu nedenle temel hedefinin sıradan insanın bilinçsiz varlığından öteye geçerek varoluş durumuna ulaşmak ve kendi kendisinin bilincine erişmek olması gerektiğini belirtir. Düşünen bir varlık olarak insan merak eder, sorgular, eylemlerini değerlendirir ve böylece yapıp ettiklerinden sorumluluk duyduğunu ortaya koyar. İnsana bu sorumlulukları yükleyen, insanla ilgili metafizik bir boyut vardır. Jaspers'e göre varoluş olarak biz eşyanın temeli olan aşkınla ilişkimizde kendimiz oluruz. İnsan varoluşunu aşkın varlığa borçludur. Gabriel Marcel, varoluşlu düşüncenin özellikle de tanrı bilimsel varoluşçuluğunun önde gelen isimleri arasında yer alan bir Fransız düşünür ve oyun yazarıdır. Aynı zamanda müzisyen ve oyun eleştirmeni olan Gabriel Marcel, kendi yaşamındaki çelişki ve sorunları yansıtan 30 oyun yazmış ve birçok felsefi esere imzasını atmıştır. Marcel'e göre insan ne olacağı önceden belirlenmemiş olan kendi istenciyle yaşamak ve var olmak arasında karar vererek var olmayı seçmek suretiyle kendini gerçekleştirmeye çalışan bir varlıktır. Bu suretle kişi için var olmak kendine kendi dışını açarak ve kendini aşarak kendini yaratmak anlamına gelir. İnsan için var olmak kendini kendi içine hapsederek değil, kendine hem cinslerine ve nihai noktada mutlak varlığa doğru açarak ve kendini aşarak kendini gerçekleştirmektir. Bu durumda varoluşsal olan ile metafizik olan arasında birleştirici bir yol bulunmaktadır ve bu yol bireyin kendi varoluşsal derinliğine, imkan ve sınırlarını fark edebilmesinden geçer. Varlığın soyut ve evrensel kategoriler yoluyla kavranamayacağını düşünen Marcel, felsefenin rasyonel çözümlenmesinden çok varoluşsal tecrübelerin özgün betimlemeleri yoluyla şekillendirmiştir varoluşu düşünürler arasında fenomenolojiye en sadık kalan, felsefesini sonuna dek tamamen anlık deneyimlere tanıklık etmeye adayan ve 1945'te yayımlanan Algının Fenomenolojisi adlı eseriyle yarattığı etki, günümüzde de devam eden kişi ise Ponti'dir. Ponti, bedensel öznelliğimizin dünya deneyimimizi nasıl şekillendirdiği sorusuna yanıt arar. Heidegger'in Dasein'in temel bir hali olarak gördüğü dünyada olmak durumu algı ile özdeşleştirmiş, yaşayan beden, kendi bedenim kavramını algı çözümlemesinin merkezine koymuştur. Ponti, ben psikolojik ve tarihsel bir yapıyım, varoluşla birlikte bir var olma şekli bir tarz teslim aldım. Tüm eylemlerim ve düşüncelerim bu yapıya bağlıdır. Ponte, bedensel öznelliğimizin dünya deneyimimizi nasıl şekillendirdiği sorusuna yanıt arar. Hildegar'ın da Seyn'in temel bir hali olarak gördüğü dünyada olmak durumu algı ile özdeş, özdeş, özdeşleştirmiş, yaşayan beden kendi, be kendi, bedenim kavramı, kendi bedenim kavramını algı çözümlemesinin merkezine koymuştur. Pontie, ben psikolojik ve tarihsel bir yapıyım. Varoluşta birlikte bir var olma şekli, bir tarz teslim aldım. Tüm eylemlerim ve düşüncelerim bu yapıya bağlıdır. Yine de dürtülerime rağmen değil, asıl onlar sayesinde özgürümdür. Zira beni ben yapan hususi fiziksel ve tarihi yapım dünya ile ilişki kurmamı engellemez. Aksine dünya ile iletişim kurmamı sağlar. Derken varoluşumuzu sınırlayan unsurların aynı zamanda bizi dünyaya bağlayan, eylemde bulunmamızı ve algımızı mümkün kılan unsurlar olduğunu söylemektedir. Bizi biz yapan bu unsurlardır. Satre bu uzlaşı ihtiyacının farkındadır. Ancak kabul etmekte zorlanır. Satre tüm benliğiyle bu bağlardan, engellerden ve sınırlamalardan kurtulmak istemektedir. Ponti'yi heyecanlandıran, varoluşçuların kaygı ve sahicilik ile ilgili söylemleri değil, günlük yaşam içinde üzerinde hiç düşünmeden gerçekleştirdiğimiz eylemlerdir. Bir fincan kahve içerken ne olur? Bir kalemle yazı yazmak ne demektir? Bu eylemleri tarif etmek veya tamamen anlamak neredeyse imkansızdır. Yine de birçoğumuz için bunlar her gün büyük bir kolaylıkla gerçekleştirdiğimiz eylemlerdir. Varoluşun asıl gizemi budur. Ponti için hayret verici asıl meseleler bunlardı ve onları çözerek ortadan kaldıracağımız bilinmezler olarak görmüyordu. Filozofun görevi ne anlaşılmaz olanı anlaşılabilir kavramlara indirgemek ne de suskun bir şaşkınlık içinde ona bakıp kalmaktır. Filozofun görevi en temel fenomenolojik komutu takip etmektir şeyleri tasvir etmek için şeylerin kendilerine gitmek ve genellikle kelimelere dökülmeyen hatta ifade edilemez olarak düşünülen şeylere azimle kelimelere dökmeye çalışmaktır. Varoluşçuluk herhangi bir özsel ve genel tasarım karşısında somut bireysel varoluşa öncelik verir. Bu çerçevede bireysel insanın varoluşsal özgürlüğü kendi seçim ve eylemleriyle kendi dışına çıkıp kendini gerçekleştireceğini ve yaşamını anlamlı kılabileceğini varsayar. Bu anlamda teist varoluşçu anlayış insanın kendini gerçekleştirmesini ve özgür kılmasını nihai olarak Tanrı'ya bağlılıkta temellendirir. Bir başka deyişle kişi, dünyadan bağımsız ve aşkın varlığa kendi iradesiyle bağlanarak kendi benliğini gerçekleştirip, özünü oluşturup kendini özgür kılabilir. Ancak burada, salt tanrıya bağlılıkla anlamlı kılınacak bir özgürlük anlayışı, gerçek özgürlüğün ancak öte dünyada olanaklı olabileceğine ilişkin bir anlayış geliştirmeye neden olacaktır. Dolayısıyla inançlı bireyin bu tavrı, gerçek yaşam koşullarını göz ardı edecek ve tevekkülcü bir tutuma neden olacak olan biçimsel bir özgürlük anlayışı ortaya koyacaktır. Çünkü mevcut yaşam koşullarında bireysel insanın kendini gerçekleştirmesi ve özgür kılması, özgürlükleri kısıtlayan ve hatta ortadan kaldıran eşitsizliğe ve adaletsizliğe neden yapıların dönüştürülmesine karşı verilecek mücadeleyle olanaklı olabilecektir. Diğer taraftan ateist varoluşçu olarak anılan Sartre, varlık ve hiçlik eserinde fenomenolojik bir antolojik çözümleme temelinde insanı varlık ve hiçlik kutupları arasında bir var olan olarak tasarlar. Bu anlamda özgürlük ontolojik olarak insanın kendinde Varlık ve kendisi için varlık olma kutupları arasında gerilimden kaynaklanan bir olanaklılık olarak ortaya çıkar. Kendisi için varlık olarak insan sürekli seçimlerde bulunmak ve eylemek durumunda olan özgür bir varlık olarak düşünülür. Aslında bu negatif anlamda bir özgür olanağını içermektedir. Çünkü insan kendinde varlık olarak sadece olgusal ve olumsal bir varlıktır bu anlamda tamamıyla belirlenimsiz olan insanın herhangi bir özü de yoktur. İşte insan bu kendinde varlık olmaktan kaynaklı yanının belirlenimsizliği ve olumsallığını ortadan kaldırmak ve özünü oluşturmak durumunda olan, kendinde aşkın sallaşan bir kendi için var olan bilinçli varlık olarak düşünülür. Dolayısıyla bilinç, hiçleyici yani olumsuzlayıcı ve nesnelleştirici yönelimselliği içinde sürekli olarak hiçlemek yani nesnesine yönelilmişlik içinde onu olumsuzlamak ve nesneleştirmek, böylelikle de bir şeyin bilinci olarak var olmak ve kendi bilinçli varlığının farkına varmak ister. Ancak bu, bireysel varoluşun bir yönünü ortaya koymaktadır. Dostoyevski, Tanrı olmasaydı her şey mübah olurdu diye yazmıştı. İşte, bu söz varoluşçuluğun çıkış noktasıdır. Tanrı yoksa her şey mübahtır, hiçbir şey yasak değildir. Başka bir deyişle determinizm, kadercilik yoktur. Kişi özgürdür, insan özgürlüktür. Bu demektir ki insan kendi başına bırakılmıştır. Ne içinde dayanacak bir destek vardır ne de dışında tutunulacak bir dal. Bırakılmışlık içinde insan ortaya değerler koyduğunu bir kez anladı mı artık bir tek şey dileyebilir. Bu da bütün değerlere temellik eden özgürlüktür varoluşçuluk insanı asla umutsuzluğa düşürmeye çalışmaz. Varoluşçuluk Tanrı'nın yokluğunu ispatı uğraşmaz. Böylesi bir çaba ile kendini yormaz. Varoluşçuluk şuna bakar. Tanrı var olsaydı yine de bir şey değişmeyecekti. Varoluşçuluğa göre bu şu demek değildir tabii. Tanrı yok, o yüzden her şey mübah. Sonuç olarak hepimiz özgürüz. Varoluşçuluğa göre kişi eylemli.